Ama hani son 20 dakikada tekrar Roma'nın oyunu ele alması, o Inter'in 2-1'den sonraki, Inter'e öne geçtikten sonraki baskıyı kırması, baskı kırmaktır o. Yani baskıyı kırdılar, Inter'i geri ittiler ve Inter ceza alanı içinde kurmuş oldukları hakimiyet falan çok farklıydı. Muazzam bir maç izledik. Kaçıranlar varsa hani belki bulabilirler özetlerini belirli platformlarda. Bir baksınlar. Özetinden dahi keyif alacaklar, öyle söyleyeyim. Türkiye'de anladığım kadarıyla halen en çok İtalya Serie A'da Milan'ı tutan insan var. Tabii normal çünkü iki ayrı Normal. kuşak. Bir Gullit, Rijkaard, Van Basten bizim çocukluğumuz kuşağını. Bir Evet. de diğer bizden sonraki kuşakta işte Kaka, Pirlo, Gattuso, Seydorf. Tabii saysa bitmez. Şevçenko. Şimdi hangisini saymasak? Abi onu saymadım, bunu saymadım. Hepsini sayacağım size. Şevçenko. Öyle bir aile ki Milan'dan bahsederken Maldini'ler sülale üçüncü oyuncu da oynuyor abi. Yani Cesare. Paolo Maldini torunu oynuyor Cesare'nin. üçünün toplam Milan'da giymiş olduğu forma, yani toplam giydikleri bir maç sayısı forma giydikleri, 1.000 ya, 1.000. Bin olmuştur ama tahminen. Yani. 1.000 oldu abi, 1.000 yani. Paolo Maldini böyle 17 yaşında falan da oynamaya başladı. 39 yaşında falan hala oynuyordu yani. Değil mi? Evet. Ve hala aynı adam şeyde Abi yani. o tip olayı yani o Rolling Stones'tan da yani Mick Jagger'dan da daha sağlıklı adam, bunu söyleyeyim. Bir daha tabii onda hiçbir yani Mick Jagger'la falan karşılaştıramazsın. Mick Jagger gençliğinde vardır kötü huyları yani. Büyük ihtimal vardır diyelim. Evet. Yoksa insan I can't get no satisfaction diye şarkı yazmaz kolay kolay. Paolo Maldini gerçekten abi. Yalnız Maldini'nin de Milan taraftarıyla polemiği enteresandır ve hani Maldini bir kısım Milan taraftarının Paolo Maldini'nin baban gibi değilsin. Hani seni baban kadar sen. Babanı seviyoruz, seni o kadar sevmiyoruz. Hani yani babanı sevmezdik, sen de sevgimiz değil. Babanı çok seviyoruz ama sen o kadar, o da enteresandır deyip günümüze geçelim. Çünkü Zlatan yokken de yani 11'de yokken de sonradan girdi oyuna. Son galiba 5-6 dakika girdi. Ben maçı izleyemedim. Sadece bir özetleri gördüm. Kessié ilk geldiği zaman Atalanta'dan Milan'a Lucas Biglia'da vardı. Galiba o da böyle işte Lazio'dan gelmişti. Ben o maça gitmiştim. Zaten bir maça gittim. 10 sene anlattım. Niye Cengiz Ünder'le Hakan Çalhanoğlu izleyeceğiz diye. Hakan kırmızı gördü. Milan çok dağınıktı. Cengiz de hiç oyuna giremedi. Hatta Hakan kırmızı görünce gol atınca bir şeyler oldu falan ki Fabio Borini de o maçta oynadı. Şimdi Karagümrük'te. Neyse. Yalnız Kessié hakikaten tam anlamıyla geçen sezonun ortasından itibaren o dönemki yüksek beklentileri gerçekten standart haline getirip standart şekilde karşılamaya başladı diye düşünüyorum. Bazen de Tonali ile oynuyor bu maçta oynadığı gibi. Bazen başka oyuncularla oynuyor ama Kessié takımı sürüklüyor. Bu maçın en iyisi olarak yani özetlerden söyleyeyim. Yani sanırım böyle Diaz da bayağı iyi ki zaten Hernandez bir süredir bayağı iyi. Yani Zlatan gelmeden önce takımın neredeyse en iyi oyuncusu Theo Hernandez diyebilir miyiz? Evet, Hernandez ve bir de tabii ki rakamlarla, istatistiklerle ve gerçek istatistiklerle ortalığı paramparça eden ve bu maçta kenarda oturan Hakan Çalhanoğlu diyebiliriz normal şartlarda. Bu Hakan'ı işe katmamız gerekiyor. İtalya'nın en fazla Hocam kesinlikle. gol pası, yani gol tehlikesi yaratan oyuncusu, gol pası, anahtar pası Bizim veren çocuk oyuncusu. diye. Bizim çocuk zaten. Anlatalım sabaha kadar. Ben Castro'dan beri hastasıyım abi. Kötü oynadığı zaman da oynarsa oynasın bizim çocuk yani falan. Burada baya baya flying yani. İnanılmaz. Ve Galiba yeni sözleşme görüşmesi var. o belli. Bir takım var. Evet. Ama bence Milan'da kalacak. Çünkü Milan'la ilgili aldığım ilk not, sezon başından beri, izlemeye başladığımdan beri, hani Milan çok geç kalmıştı tazelenmek için ve zamanda o kadar fazla transfer yapıp o kadar kötü tazelendiler ki, yani bir upgrade vardır, bir de downgrade vardır. Bunlar downgrade etmişlerdi takımı Öyle sürekli. öyle. Evet. Hep aşağıya giden bir takımdı. Şimdi artık tamamen yukarıya çıkan bir takımdan bahsediyoruz. Faydalanamadıkları oyuncuları Başakşehir dahil olmak üzere bir şekilde el altında tutabilmek değil, göz önünde tutabilmek için yolluyorlar ve onların gelişimlerine bakarlarken doğru kadroya ulaşmasını kurdular bu noktada. Yani Frank Kessié'nin varlığı sadece Hakan Çalhanoğlu'nu oynatmıyor. Şimdi bak, Sandro Tonali gibi oyuncular, işte geleceğin pilosu olarak baktığımız o Regista, Deep Bank Playmaker neyse, bu oyuncuları da oyunun içine katmaya başladı. Milan artık çok çabuk hücuma gidebilen, çok çabuk oynayan bir oyuncu. Şu maçta ben baktım, Benevento Atalanta maçında daha da düşük bir saniye vardı. Onu gelince konuşuruz ama uzun süredir bu kadar çabuk top kazanan bir Milan görmemiştim ben. Bu sene özelinden bahsediyorum ama bunu Torino maçında şeye çıkarttılar artık. Arşa çıkarttılar topu geri kazanabilme ve topu geri kazandıkları noktada o kadar önemli ki hemen hücuma çıkabiliyorlar. Dört pasta tak 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 kale önüne inebiliyor Milan. Böyle bir
tazelenmiş Milan'dan bahsediyoruz. Hani bu kadroyu eski Milan gibi 10 yıl 11 yıl izler miyiz onu bilmiyorum. Tabii ki eklemeler çıkarmalar olacak ama Pioli hocam bu sene galiba şampiyonluğu alacak gibi duruyor. Hani rakip kısımlara bakıyorsun. Tamam Juventus kadro kalitesi, hücum kalitesi bir yere kadar getiriyor diyorsun ama Milan'ın teknik direktörünün oyuna kattıkları bir teknik direktör dokunuşu olarak Gasperini'yi bir kenarda bırakıyorum. Şampiyon olmuş takımlar arasında en iyisi Milan. Yani Theo Hernandez'in oyuna kattığı sadece bir sol bek performansı değil, bir oyun kurulumu performansı. Oyunu Theo Hernandez üzerinden kurduğun zaman sahada o kadar iyi bir geometriyle yayılıyor ki Milan. 3 oyuncu birden senin pas seçeneğin haline gelebiliyor sol bekin oyun kurarken. Bu çok önemli. Theo Hernandez ile Lucas Hernandez kardeş değil mi? Theo Hernandez ile Lucas Hernandez mi? Bakalım. Şöyle bakıyorum. Yani evet, kardeş. Evet, ha, kardeş. Çünkü ikisi de Atletico Madrid altyapısı ya da Atletico Madrid'teydi bir ara. İşte alt yapı A takım seviyesinde. Baya bir önündeydi Lucas Hernandez ki baya iyi paraya gitti. Öyle değil mi? Evet, iyi paraya gitti. Baya iyi paraya gitti. Bayern Münih'e çok yüksek ama Theo önünde. Bari geçti yani son bir sezonda. Tabii Lucas'ın geçirdiği sakatlık, Bayern Münih'te bekleneni verememesi falan filan derken tabii bak Theo altyapıdaymış. Lucas A takımda oynamaya başladığı zaman. Theo daha 23 yaşında. Oğlum bu da Marsilya doğumlu. Ya bu Marsilya beni çıldırtacak gerçekten ya. Ulan şehirde ne kadar iyi futbolcu doğduysa hiçbirinden verim alamadın kardeşim. Zidane'ı hiç oynatmadın. Bu hiç altyapıya gelmemiş. Ne oldu? Bunların babası bir. Neyse ya dur. Ali'yi çıldırıp yüklenmesin. Geri alayım. %20 iken keseyim ama. Vallahi delirtecek beni ya. Kantona Marsilya doğumlu. O da başarısız sayıyorlar Marsilya'da. Yok disiplin sorunu var. Ulan evet. Disiplinsizlik sende olabilir mi kardeşim? Kaç yıldır şampiyon olamıyorsun deyip Fransa'ya geçmenin yolunu yapıyorum. Geçeceğiz ama hani bir de sen Marsilya'sın abi ne disiplinden bahsediyorsun ya. Yani. Hakikaten ya. Havalan sınıfına gidip disiplinli olun demeye benziyor yani Marsilya'ya. Oyuncu üzerinde disiplin olun. Şey de iyiydi ha. Roma'nın stoperi vardı. Bayern Münih aldı. Kuzey Afrikalı. Çok iyi oyuncuydu. Tabii çok iyi oyuncuydu. Kuforu mu diyorsun? Hayır. Rudi Garcia döneminde Roma bir ara şampiyonluk mücadelesi veriyordu ya. Sonra Bayern aldı. Mehdi Benatya. Kardeşim hiçbirim o takımda oynayamaz. Bu ne saçma. Orada kesin altyapıda rüşvet dönüyor. Ben sana söyleyeyim. Çünkü öbür çıkanlara bak. Evet. Atalanta son 3 maçını kazandı. Tabii daha önemli bir şey. Tekrar bir insanı geri kazandı. Josef Iličić. 30 yaşından sonra muazzam bir kariyer yükselişi. Hep çok iyi bir oyuncuydu. Bence kendi klasında takımlarda oynayamadığı ve kendi özelliklerinden maksimum verim alabilecek teknik direktöre pek çalışma fırsatı bulamamıştı daha öncesinde. Atalanta'da Gasperini hocayla. Sonra özel hayatında büyük bir sıkıntı yaşadı ama üstesinden gelmeyi bildi bir şekilde. Iličić, Atalanta, Gasperini üçgenine giriyoruz. Evet, bu muazzam üçgene hoş geldiniz. Tabii burada Atalanta kulübünün bir krizi nasıl iyi yönettiğinin ve doğrudan Gasperini'yi daha da yukarıya çıkarttığını da söylemek lazım. O da Pap Gomez biliyorsun. İnanılmaz büyük sıkıntı yaşıyorlardı. İşte hatta oyuncu rest çeker hale gelmişti. Ben gideceğim, yok Gasperini oydu buydu falan hikayesi. Kavga ettikleri, yumruklaştıklarına kadar çıkmıştı bu skandal. Yani bir skandaldır sonuç itibariyle hikaye ama bunu çok iyi idare ettiler. Sessiz sedasız bak hallettiler ve o gittikten sonra sezon başında Iličić geldi takım bozuldu dediğimiz Atalanta. Şu anda Iličić'in kurmuş olduğu oyunlar üzerinde yükselmeye başladı. Özellikle Benevento maçında biz bunu gördük. Ya ben şöyle bir maç izledik. Benevento'yu Atalanta sahasında 40 metreden şut atarken işte 41. dakikada falan gördüm. O da hani topu orada kazandılar. Kaleci önündeydi oyunu okumak için. Bir kaleye vuralım gol olur mu dedikleri pozisyondu. Bak buydu yani. İkinci yarı biraz daha hareketlendiler ama böyle bir dominasyon ve 2 saniyede top kazandılar Ali. 2 saniyede topu geri kazandılar. 3 saniyeye çok az çıktı 2 saniyede top kazanmak ne demektir ya? Evet, karşı presin en yüksek seviyesidir herhalde. 3 saniyede. İnanılmaz. 2 saniyede 7 tane top kazandılar ilk yarı. Ya 7 tane 2 saniyede top kazandılar. Ben gördüm. FIFA'da seasons var ya sezonlar. Ha, evet. En üst kümeye çıkınca ben en üst kümedekilerle maç yaparken hep 3 saniyede bir topu kaptırıyorum. Yani onu bana yapıyorlar. Karşı presin kralını. Yani bu ben Benevento'yla burada
duygudaşlık kurabiliyorum, empati kurabiliyorum. Yani ve İliçiç yani maç böyle bitti ama ilk 18 dakikada zaten 3. Zapata'ya yapmış olduğu asisti maçın ilk 18 dakikasında 2 kere yaptı, gole çeviremediler. Tabii ki burada Atalanta İliçiç üzerinden okurken Gasperi'nin oyununu tekrar şekillendirdiğini, üçlü savunmaya başka katılımlar da yaptığını, geçen sene Sheffield United'ın stoperleri nasıl oyun kurulumuna doğrudan merkezden çıkıyorsa gidiyorsa bu sefer Toloi'yi böyle kullandığını. Özellikle Toloi, evet. Bu işi çok iyi yapabilen. İnanılmaz. Toloi'nin atmış olduğu golün bir detayı var. Belki orada bir 2-1 gözünde kaçtı. Tabii bir duran top sonrasındaydı ama İliçiç topu çizgide alıp içeri doğru kat atarken duvar pası yaptığı oyuncu diğer stoper Romero'ydu. Romero'yla duvar pası yaptıktan sonra şutunu çekti. Kaleciden dönen topu Toloi tamamladı. Diğer bir stoper tamamladı gibi detaylar da var bu noktada. Palomino'nun eskiden Bulgaristan'da sol bek oynamasından getirmiş olduğu bir noktada üçlü gibi başlayan Atalanta'nın oyunu genişletmek için neredeyse Hatobur ve Palomino'yu bir bek olarak kullandı. Toloi'nin ileriye gittiği zamanlarda diğer iki stoperin kaldığı ve bir dörtlü savunma dizilimine geçtiğini de çok net gördük ve bize bundan sonra Atalanta'nın başka maçlarda neler yapabileceğinin bir ipucunu verdi. Hani bu coming soon derlerdi ya, eskiden sinemalara gittiğimiz zaman böyle gözümüze bir ay sonra pek yakındayı da verdi bize Gasperini. O dörtlüye geçme hikayelerini de verdi bize. Ama yine hala şeyde ideoloji olarak üçlü savunma ama oyuncuların oyuna katılımı noktasında nerelere dönüştürebileceğini bize gösterdi. Duvan Zapata'nın adını Duvar Zapata olarak değiştirmek gerekiyor. Bir forvet Lukaku'dan sonra gerçekten muazzam duvar oldu oyuncu. Yani Lukaku o kadar olmasa da gerçekten çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor işi. Muriel bir Kolombiyalı olarak bize zamanında Aspiria'nın Arjantin attığı golün aynısı olmasa da benzerini izletti 4. golde. Böyle bir geriye dönüşler de yaşadık. Hani bize Vole'nin yeni programı Geleceğe Dönüş var, eyvallah, ama bir de geçmişe dönüş de var. Geçmişe dönüşleri de yaşamak zorundayız. Hatta bir de muazzam dizi vardı, Flash Forward diye, 22 bölümlük. Onu da izlemeni tavsiye ederim bak. Ha. Bunların uzmanıyız. Vole'de bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın.